Merhabalar. Merhaba. Arkadaşlar, bugün. 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 Ha, ben söyleyeyim, tamam. Peki. Bugün Black Mirror. Black Mirror'ın ikinci bölümü olan Archangel ile ilgili konuşacağız. Evet. Archangel yine Charlie Brooker'ın yazdığı ve ilk kez bir kadının yönettiği, Jodie Foster'ın yönettiği bölüm. Sevgili Jodie. evet, böyle. Evet. Kendisini neden seçmiş, bilir misin? Sen bilirsin gibi duruyor. Ben bilirim çünkü okudum. Kendisini yönetmen olarak seçmesinin nedeni Charlie Brooker'ın kendisi de bir çocuk aktörü olduğu için çocukluğunda bayağı böyle medyonun tepesindeydi hatırlarsan, bir de işte o zaman güzel çocuk aktör, sevimli çocuk aktör falan diye çok o... Jodie Foster'ın mı? Evet, yani Jodie Foster'ın çocukluğunu derken, hatırlamam yani. Hayır, hatırlarsan derken yani geçmişe dönük olarak görmüşsün çünkü Taxi Driver zamanından falan hani gibi. Neyse dönüyor bunlar internete. Evet, evet. Ben o tür şeylerle ilgilenmediğim hatırlamayız kesin. O nedenle hani o sürekli spotlight altında olmanın şeyini, baskısını iyi bilebileceğini ve iyi anlayabileceğini düşündüğü için onu tercih etmiş. Hı-hı. Güzel de yapmış diye düşünüyoruz efendim. Casting'den de oyuncu seçimlerini de Jodie Foster yapmış. Jodie Foster sorumluymuş. Kendisine bir maruzatım olacak. O benim konuda de olacak yani. Aynı mı? Ya evet ya, uyumsuz evet, yani. Evet efendim. Konumuz evet nedir? Nasıl bir olay? Şimdi konumuz nedir? Şöyle kısaca bakmak gerekirse bölümün başından itibaren bir anne ve bir kızın hayatını konu alıyor. Evet. Ve bu anne karakteri tek ebeveynli bir aile. Evet. Yani babası bir süre yardım ediyor ama sonuç olarak bu kadının hayatında bir eş, bir partner olmadığı gibi hiçbir arkadaş falan çok bir şey de görmüyoruz yani. Böyle yalnız, sosyal açıdan sorunlu bir aile tarzı açıkçası. Şey. Bölümün en başından itibaren bir kaybetme korkusuyla doluyor anne. Çünkü neredeyse bebeği ölüyor sanıyor. Evet, şeyde doğumda bir... Doğum sahnesi. Evet, ve o nedenle durmadan bir ayrılık kaygısı. Bir kaybedecek miyim çocuğumu üzüntüsüne bulanıyor. Şey ve hayatında sen, belki de başka bir şey gelişmemiş olması da o nedenle evet olabilir annenin. Belki öyle bir obsesif hali var yani annenin. Sen şey demiştin mesela doğum sahnesiyle ilgili. Hani biz izlerken çocuk hani itemedim daha fazla diyor. Çünkü bırakmak istemiyor. Bırakmak istemiyor, bırakmak falan istemiyor gibi bir şey. Gibi. Evet. O çok ilginç geldi bana sonradan düşününce. Çünkü kadının sürekli bir çocuğu kendinden ayırmama ve zarar görmesin diye şey var. Bu helicopter parenting diyorlar ya. İşte artık her taraftan denetliyoruz, evet, gözetliyoruz. Yani aşırı bir denetleme durumu ebeveynlerin. Şeyde de mesela bazı sahnelerde görüyorsun mesela çocuk 3 yaşındayken falan hala bebek maması yiyor. Ondan sonra hala işte bebek sandalyesinde oturuyor. Arabayla kadın götürüyor parka falan. 3 yaşında çocukken kedinin peşinden koşan çocuk kendisi de yürür mesela. Yani o böyle mantıkla aşırı... 15 yaşındaki genç kızda da annesi her sabah kahvaltı hazırlıyor yani. Evet, yani işte böyle bir genel bir koruyuculuk şeyi, korumacılık şeyini çok güzel altını çizmişler. Evet, kadının onu fark edip zamanında doktora, terapiste falan gitmesi gerekirmiş. Çünkü o doğum anında bayağı bir şey yaşamış yani. Bir travma. Evet, yaşamış. Orada bir travma yaşandı. Ya da belki kişiliği öyle yani, bilmiyoruz da aslında, belki yani kişiliğini yansıyor. Yani o da yani kişilik sorunu da olabilir yani. Üstüne bir de parkta çocuğu kaybeder gibi bir olay yaşıyor. Bir saniye bakmadığında çocuk kedinin peşinden koşup gidiyor. Bulunuyor tabii hemen. Sorunsuz bir şekilde ama bu tür şeyler Archangel denemesine uygun bir aday olmaya itiyor kadını ve çocuğa bir çip takılıyor ve bu programa denek oluyor mu artık, gönüllü denek olarak denek katılıyor. Gönüllü o nedenle şeyi yok, bir ekonomik külfeti olduğunu sanmıyorum. Evet, yok. Gönüllü olduğu için. Para almıyorlar. Ama yeterince soru da sormuyor mesela, çok sonradan öğreniyoruz bu takılan çipin çıkarılamıyor olduğunu örneğin. Evet. Program iptal ediliyor bir süre sonra. Yasaklanıyor. Avrupa'da yasaklanıyor. Evet. Amerika'da da yavaş yavaş geri çekmeye başlıyorlar. Başlıyor. O da genel bir Amerika eleştirisi zaten. Genelde Amerika'nın böyle şeyler arkadan geç gelir. Evet, ben öyle İskandinavya'ya bakıyorum. İskandinavya'da bir ameliyat, bir tedavi yasaklandıysa değil mi? Tamam. Yavaş yavaş gelecek. Evet, şimdi nasıl bir program bu? Archangel.
çip takıldıktan sonra onu bir tablet üzerinden kontrol edebiliyoruz. Evet. Neler vardı hatırlatmak istersen? Görüntü alabiliyorduk çocuğun gözünden. Direkt gördüğü şeyi görebiliyorduk. Filtreler vardı. Koruyucu filtreler oluşturabiliyorduk. Öncelikle GPS aslında. Çocuğun kaybolduğunda evet, nerede olduğunu. En güzel aslında bulmak. GPS. Evet yani. Çünkü bu kadarı bence olsa da olur yani hani belli bir yaşa yani, kadar. Evet belli bir yaşa kadar. Bu kadarı bence. Ondan sonra şey var. Filtre olayı var. Filtre olayı var. Kalp atımızı olayı, sağlık değerleri olayı var. Yani çocuğun kayboldu. Nerede olduğunu ve kalbinin deli gibi çarptığını falan görebiliyorsun. Korkunç şeyler aslında. Evet. Ondan sonra çocuğun gözünden karşısında gördüğün şeyi görebiliyorsun. Evet. Ve çocuğunun gördüğü kalp atımızını yükselten, işte endorfin falan kortizol salgılatan kötü şeyleri filtreleyebiliyorsun ama köpek havlamasından elin kesildiğinde kana kadar. Evet. Evet. Değil mi? Böyle bir işte belli bir yaşa kadar koruma falan filan. Ama tabii bunun üzerinde bir denetim yok. Yani bir devlet denetimi yok, bir şey yok. Yani şunu yapabilirsin bu yaşa kadar falan filan. Yok herhalde büyük ihtimal 18 yaşında belki elinden alıyorlardır artık. Tabii bilemiyoruz, o kadar ilerlemedi hikaye. Ve geri çekiliyordu zaten. Büyük olasılıkla 18 değil 16, 17, 12 yaşı için bile tabii çok fazla. Yani kişisel alan özgürlükleri bayağı ihlal edildi bir durum. Zaten görüyoruz hani şey boyunca çocuk hafif böyle duygulardan işte daha ekstrem duygulardan, güçlü duygulardan kopuk bir şekilde büyüdüğü için garip şeyler göstermeye başlıyor, hareketler göstermeye başlıyor. Tabii sorgulamak istiyor, anlamak istiyor. Mesela kan nedir işte, nasıl bir şeydir? Kendi elini işte şey yapıyor, kalemle deliyor, oradan yüzüne sürüyor falan bir şeyler yani. Olumsuz olan her şey yasak değil mi aslında? Mesela ben şimdi seninle tartışıyor olsam, sen bulanık olacaksın. Bulanık olacağım, sesim de falan olacak. Yoldan geçen insan bana diyelim laf atıyor, sarkıntılık ediyor. Bulanık olacak, kendimi de koruyamayacağım mesela yani. Evet, öyle bir yanı da var. Zaten işte başarısız olmuş bir sistem yani. Evet. Ve böyle bu şekilde şeylerle hani belki çok küçük bir çocuğun kötü şeyler görmemesi iyi düşünülüp bu sistem kullanılmaya başlanmış olabilir. Evet. Ama gördüğüm kadarıyla kadına yeterince kılavuz ve destek sağlamadılar. Mesela şu yaştan sonra yaparsan kötü olabilir. İşte ergen genç kızının görüntüsünü açma falan, ne göreceğini yani, bilemezsin falan gibi şeyler yok. Tahmin edebilir diye düşünmüşlerdir ama öyle olmadı. Yani şey var bir de yani Ayşelere gidip film izleyeceğiz deyip de annene yalan söylüyorsan büyük olasılıkla eğleniyorsundur bir yerde yani. Yani şimdi daha çok şey değil yani, ertesi sabah olur eve gelmemiştir tamam delir de neyse. Şimdi benim en ilgimi çeken şey şuydu. Hı hı. Şimdi bu karakter, bu kız tam olarak olgunlaşma sürecini tamamlayamıyor. O sürece giremiyor bile. Evet. Çünkü şimdi dünyada kötülükler gördüğümüzde ya da bizden farklı olan her şeyi gördüğümüzde kendimizi öyle tanımaya başlıyoruz. Aslında şeylere göre yani gelişme teorilerine göre. Evet yani kendini senden farklı olana göre konumlandırıyorsun. Evet. Ben neyim değil de ne değilim diyorsun aslında. Evet. Şimdi ben orada şiddeti gördüğümde, kavga eden çocuklar, kan, işte bağıran çağıran insan, bu davranış doğru, bu davranış yanlış diyerek kendimi konumlandırıp bireyselleşiyorum artık, birey olmaya başlıyorum. Ama bu kız bunu hiç yaşayamıyor. Yaşayamıyor. O yüzden bölümün sonunda birden nasıl annesini öyle vurdu, inandırıcı bulmuyorum diyen çok yorum okudum. Ben inandırıcı buluyorum. Çünkü çocuk hiçbir zaman onun ayrımı farkına varamamış. Evet. Artı filtre açıkken vuruyor. Yanlışlıkla filtre açılıyor arada. İşte elinde tablet olduğu için. Hani onun da bir etkisi vardı. Nerede duracağını bilememesinde falan filan gibi. Evet. Bayağı da şey gore bir sahneydi. Yani ben kadın öldü sandım açıkçası. Ben de. Daha fazla çekmişler. Daha fazla vuruş sahnesi çekmişler. Ama bazılarını kesmişler çok, bir de yani. O kadar bile görmesi çok fazla. Şey demişler işte bilincini kaybedecek kadar olanını bıraktık sadece demişler. Ben bayağı öldü falan sandım. Tabii bilmiyorum kaç vuruşta bilinç kaybedilir gibi bir bilgim yok yani. De bana çok fazla çok erken kalktı kadın geldi bir de yerden yani. O kısmı çok inandırıcı değildi. Ama şimdi bu bölümde bu açıdan ben hem ihlal edici teknolojilere bir eleştiri, hem teknolojinin GPS gibi kaybolan çocuğunu bulmaya belli bir yaşa kadar yararı olabilecek, güzel olabilecek bir teknolojiyi kullanımdaki yani pratikteki kötülüklerini eleştiren, hem de bir yandan da ebeveynlik türlerini de eleştiren bir bölüm olarak gördüm. Bu tabii teknolojiyle ve gelecekle o kadar ilişkili değil ama
Yani sonuçta çocuğunu bu şekilde yetiştiriyorsan, uygulamayla ya da uygulamasız, zaten bağımlı insanlar yetiştiriyor oluyorsun. Yani evet. Bir şeye bağımlı, sana evet. bağımlı, işte nesneye bağımlı falan. Evet. O da zaten dünyanın geleceği için yararlı değil. O yüzden oraya mı dikkat çekmek ki, istemişler bilmiyorum. Ya buna rağmen çocuğun çocuk hali daha korkutucuydu bence. Ve şeyde aktör de çok iyiydi. Küçük ufaklık. Büyümüş halinde çok ben daha dengeli bir insan buldum. Yani o kadar biraz daha sorumlu bir insan beklerdim. Anladım. Ama işte tabii daha sonra gördük bir kısmında. Şey var bir de işte yani odadaki fil demek istiyorum. Bu arkadaşımızın 15 yaşında olmasına inanmamız gerekiyor ama gençlik yıllarını oynayan aktör birazcık büyüktü. Bayağı büyüktü. Gerçek yaşını bilmiyorum gerçi ama büyük görünüyordu, bayağı büyük görünüyordu. Hani bu 18 yaşında, 19 yaşında gibi görünüyordu en azından değil mi? Yok, ben de çok daha 26-27 derdim. Yanındaki sınıf arkadaşı normal bir yaştaydı. O kızı düzgün seçmişler, evet, böyle kısa saçlı evet, olan. Bir de çünkü şey, bu kız, asıl kız Sara. Bir de zaten 1970'lerin teyzeleri gibi giyindiği için. Evet, bir de o var. Bir de yaşı büyük görünüyor yani. İşte Jodie'ye burada kızdım. Bayağı inandırıcılığını kaybediyor. Yani şimdi casting doğru yapılsa oyuncu seçimi burada. Çünkü 15 yaşında bir çocuğun bunları yapmasıyla bizim gördüğümüz yani 18-19 yaşında gibi görünen ve sonradan 15 yaşında olduğunu bize söylenen çocuğun yapmasını izlemek arasında çok fark var. O nedenle o casting'e bir el atsalarmış keşke. Ve erkek arkadaşı da yaşıt gibi görünüyorlar. Ve yaşıt gibi veya ben o çocuğun mesela 18 yaşından büyük olduğunu, annesinin gidip suçladığı üzere sapıkça bir şey yaptığını, annesi bağırındığında anladım. Yani karakterlerin ben kaç yaşında olduğunu anlamalıyım ki. O zaman evet. bana sunmaya çalıştıkları bazı ikilemleri zamanında kavrayayım. Evet. Benim gözümde kız çocuktan büyük görünüyor. Ya ben yaşıtlar gibi düşündüm ama aslında düşünmememiz gerekirdi çünkü çocukluklarını görüyoruz. O arada yaş farkı olduğu belliydi. Çocuk biraz minyon kalmış ama yani belli olmaz. Acaba? Erkeklerin bazen boyu uzun olabiliyor. Aynı sınıfta olup olmadıklarını söylese evet. gibi güzel olurdu. Evet, evet. Yani yaş belirtmek şey, gibi kızın yaşını bir noktada belirtmesi gerekirdi çünkü yine de aralarında yaş farkı olsa da hani çocuğun yaşından kızın yaşını tahmin etmek zorunda kalmamamız gerekirdi. Evet. Öyle düşünüyorum. Çünkü kız da çok büyük göründüğü için çok aynı etkiyi veremedi yani. Evet, vermeye çalıştıkları etkiyi veremedi. Yoksa evet. küçük görünse de büyük görünse de suç suçtur da. Kesinlikle. Onun dışında ama yönetmen olarak Jodie Foster'ın iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum. Verilmesi gereken tüm bilgiyi güzel bir şekilde verdi. Hani biraz sıradan bir yönetmenlikti. Onu diyecektim. Hani çok orijinal bir şey yoktu. Ama bilmiyorum dizi yani sinema dışında dizilerde çok orijinal bir şey yapmak çok kolay değil. Özellikle derin bir şey vermeye çalıştığında bence. Black Mirror bayağı bir bölümde yaptı bunu. Yaptı ama yani işte bilmiyorum. Eski sezonlarda. Evet evet çok. Yani hani şey yine de vermesi gereken bilgiyi güzel ve görsel olarak da güzel bir şekilde verdiğini düşünüyorum ben. İşte bir bu casting kısmı şey olmadı yani. Jodie Foster sevgin etkiliyor olabilir bence yorumunu. Ben belki, de severim ama. Belki ama yani şey sonuçta kopuk değildi. Sahneler iyi bağlanmıştı o açıdan diyorum ama orijinal değildi. Bu da bir gerçek evet. yani gerçekten de. Evet, teknolojiyle ilgili dikkatimi çeken bir durum da. Şimdi gözetleme ve bu gözetleme teknolojileriyle ilgili ileride sonumuzu getirecek olan, başımıza bela olacak olan başımıza nokta. Çoraplar örecek. Çok, kesinlikle örecek. Çok mantıklı gibi duruyor. Bak kimse çocuğunu kaybetmek istemez. Herkes evet. deli gibi atlayacaktır evet. buna. Ama kimse de o filtre ya da onun ne gördüğünü göreyimi kullanmamaya gidemeyecek. Çünkü bu kadın da başta ne dedi? O ona gerek olmaz dedi. Evet. Bu ne ayı falan oldu değil mi? Evet. Zaten yani, dikkat çok pardon bir böleceğim. Dikkat edersen bölüm boyunca kime sempati duyacağımızı şaşırıyoruz. Yani bir evet. kıza sempati duyuyoruz ama bir yandan anneye de sempati duyuyoruz. Çünkü ben de olsam belki ben de bakardım. Evet. Anlıyor musun? Yani hani kadının gittiği belli noktalara gitmezdim. Ya da kızın gittiği ama işte ikisine de sempati duyuyorsun sürekli. O yüzden bir ikilem sunduğunu düşünüyorum ben de. Evet, evet. Yani ama tabii annenin ciddi tedaviye ihtiyacı var birçok açıdan. Çünkü şöyle şimdi mesela kızının başına gelenleri kızıyla konuşmadan, danışmadan gidip böyle halledemez. Mesela çocuğu beğenmedi, iş yerine basamaz, kızı hamile tabii, kaldı. Tabii.
ona işte hap içirtemez falan. Anne bunlar, biraz tanrıcılık yani, oluyor yani. Kızın, evet. En azından kızın haberi olması gereken şeyler tabii, yani. Tabii kızın hayatı üzerinde. Kendisinin karar vermesi gerektiğinin yanı sıra. Fazla etkili zaten. Evet yani. Yani burada şey de var yani, teknolojinin yanı sıra sorunlu bir insan da var. O yüzden biraz grileşiyor kesinlikle. Hikaye. Ben de seviyorum gri hikayeleri zaten. Bir de şeyi düşünürsen mesela ilk başlarda kadının babası var. Ortamda en azından babası birazcık onu dengede tutuyor olabilir yani, evet. tam olarak bilmiyoruz ama hani öyle bir tavırları vardı. Evet, başta. Yorumları vardı babasının bu teknolojiye karşı hani şüpheli yaklaştığına dair. Evet. Ama işte adam öldükten sonra kadın iyice boşluğa düşüyor büyük ihtimalle. Dediğin gibi hayatında da kimse yok gibi görünüyor doğru düzgün. Ya biraz şey gibi, yokuş aşağı gibi. Zaten mesela başta da çok sosyal bir insan değilse o travmasından sonra da yani hem hayatındaki boşluğu kızla dolduruyor hem zaten çocuğunu kaybetme travması var. Ha, bir hepsi bir yere giriyor. O da başka biriyle beraber olan bir insan zaten. Yani öyle yani şey gibi. Öyle hastası iş yani. Öyle ilişki değil yani. İlişki değil zaten. Böyle bir ortam var yani işte şey, kadın çok sosyal durmuyor. Evet. Evet. Yani genel olarak baktığımızda senin eklemek istediğin bir şey var mıydı pardon? Yok, siz önce lütfen genel olarak söyleyin. Ha, genel olarak baktığımızda ben aslında söyledim genel olarak da söyleyebileceğim her şeyi. Sana sormak istiyorum. Genel olarak baktığında eklemek istediğin bir şey var mı? Son görüşün nedir? Yani söyleyeyim o zaman Zeynep. Beğenmedim. Beğenmediğim bir bölüm oldu. Şöyle yani bir kısa film olsaydı izlenirdi. Tamam izledik. Ya, hayatımda çok bir şey değişmedi derdim ama... Yani şimdi teknolojinin, Black Mirror'ın misyonu sonuçta teknolojinin bize iyi kötü yanlarını beraber sunabilmek ve hani olabilecek tehlikelere karşı böyle bizi bunu hiç düşündünüz mü denen noktaya getirmek olduğu için bu çok tek düze geldi bana. Çok her şey ortada geldi. Yani gerçek anlamda kız tableti aldı ve annesini kafasına çarptı. Yani hani bu derece şey ortada bir şey yani. Ve tahmin edebiliyorduk aslında değil mi? Çok, bölüm evet. Boyunca ne olabileceğini. Evet yani çok hani şey, hiçbir sürpriz, hiçbir işte içine düştüğümüz tek ikilem anne, ya tamam anne olsam belki ben de onu yapardım. Tamam kız olsam belki ben de şunu ama yapardım. Ama hepimiz de şey çok demişizdir. Sıradan. Ama belli bir yaşa kadar. Evet. Evet bebekken evet. Kaybolması tabii, tabii. Diye. Hani yani çok daha iyi kararlar verilebileceğini zaten görüyorsunuz da bu daha çok izole bir hikayeyi izlemek gibiydi. Ben bu durumda olsam mı değerlendirmektense. Yani o yüzden seyirciyi çok düşündüren bir şey değil. Ha bak böyle de bir hikaye var işte falan gibi. O tarafa çeken bir bölümdü. Hoşuma gitmedi açıkçası. Sezonun tamamını izledik. Yorum yapmayacağız diğer bölümlerle ilgili, sonraki bölümlerle ilgili daha izlemeyenler varsa. Ama en beğenmediğim bölümlerden bir tanesi oldu maalesef. Evet. Üzgünüm Jodie. Benim için de özel bir bölüm değildi. Bir de bakın bu teknoloji iyi de olabilir ama kötü yanları da var uyarısı daha önce yapılmış olan bir yani. Uyarıydı. Başka dizilerde de bu dizide de. O yüzden yeni bir şey de değildi yani. Evet. Evet. Yani Black Mirror şeyi seni öyle bir ikilemde bırakabilmesi ki sen yani karar veremiyorsun ya da bir çıkış yolu göremiyorsun vesaire ya da görmeye çalışıyorsun. Onu aşmaya çalışıyorsun kendi kafanda. Ama bu o kadar tek düzeydi ki işte dediğim gibi. Yeterince yani. Karanlık da değildi yani. Sanki şey gibi bir Amerika Banlio filmi izliyormuş gibi falandım evet. Yani. Evet. Bir de hemen genel olarak hani spoiler olmayacak ama bu sezonda fazla şiddet olduğunu düşünüyorum birazcık. Fazla görsel şiddet olsun şiddete. Diye şiddet gibi evet, şiddet. Evet yani şiddet için şiddet böyle eğlence için şiddet gibi biraz. Artık olduğunu düşünüyorum. O nedenle de çok hoşuma da gitmedi mesela o sahneyi izlemekte o kadar yani. Halbuki ilk sezonların ilk bölümlerinde ne kadar da şiddetsiz şiddet vardı. Evet değil mi? Ve ne kadar daha karamsarlığa düşüyordun ne kadar evet. Şeydi. Bakalım arkadaşlar. Bir dakika bu bölümün sonunda mı iyimser bitti? Kız otostopu çekti, kurtuldu annesinden. Ya iyimser demezdim buna iyimser yani. Mi diyeceğiz yani? Hayır yani değil yani iyimser de şey değil. Gibi diğer bir önceki bölümde olduğu gibi ve bence San Junipero'da da olduğu gibi kaçıyorsun ama neye kaçıyorsun? Evet öyle bir yani şey. Yani aslında iyimserlik değil tam olarak ama. Ya San Junipero yine biraz daha pozitiftir çünkü yani. Party Town'dasın yani. Tamam da en sonunda kara kutuların içindesin yani evet, o ekranı o yüzden ama ne fark ya ben kendimi önce. Kara kutunun içinde hissetmiyorsam gerçekten kara kutunun içinde miyim? O nedenle iyimser dediğimizde aslında gri iyimserler tabii, olduğu Black Mirror hatırlatmak iyimseri. Lazım. Evet. Black Mirror iyimseri diyelim ona. İşte böyle arkadaşlar. Archangel böyle sizin fikirlerinizi alalım. Kaçırdığımız bir şeyler var mı sizden duyalım. Böyle. Evet.
sonraki bölümlerle devam edeceğiz. Görüşürüz. Bye bye.